Merhaba, hoş geldiniz. Tercih süreci devam ediyor. Hayatınızın tercihinde bölümleri tanımaya devam ediyoruz ve üniversiteleri kendi rektörlerinden dinliyoruz. Bugün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ramazan Cüneyt Erenoğlu'nu ağırlıyoruz. Başlayalım. Evet, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni tanıyacağız. Cüneyt Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, Süleyman Hocam da ara ara Instagram'dan gelen sorulara cevap verecek. Hemen başlayalım Cüneyt Hocam'la. Eğitimde ve bilimde dünya üniversitesi mottosuyla yola çıkan köklü bir üniversite görüyoruz. Kuruluşunu sizden dinlemek isteriz. Tabii ki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1992 yılında o günkü Trakya Üniversitesi'nden ayrılarak Eğitim Fakültesi, Çanakkale o günkü adıyla Meslek Yüksek Okulu ve Bigam Meslek Yüksek Okulu olarak 3 birimden kurulmuş, teşkil olmuş. Tabii yıllar içerisinde gelişmiş. Bugün artık 20 fakülte, 13 meslek yüksek okulu, 2 yüksek okul, 1 lisans üstü eğitim enstitüsü, 47 araştırma merkeziyle köklü bir kurum. Evet, yerleşkeleriniz nerede hocam? Çok hangi sayıda yerleşkeler var? Tabii merkezdeki yerleşkelerimiz, ana yerleşkemiz, merkez ilçemizde Terzioğlu yerleşkesi. Onun yanı sıra eğitim fakültemiz ve konservatuvarımızın bulunduğu, devlet konservatuvarımızın yer aldığı Anafartalar yerleşkesi. İlahiyat kampüsü, 18 Mart şehitler yerleşkemiz var. Onun için Nedime Hanım yerleşkemiz var merkezde. Onun haricinde toplam 13 yerleşkeden oluşan bütün ilçelerde 13 tane yüksek okulu, meslek yüksek okulu bulan geniş bir üniversite, geniş bir alana yayılmış. Evet, şimdi liseden çıkınca adaylar da artık kampüs hayatını merak ediyorlar. Öyleyse nasıl bir kampüs bekliyor 18 Mart Üniversitesi'nde? Öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı, onu söyleyeyim. Yeşille mavinin doğayla bütün güzelliklerin tarihle buluştuğu bir noktada karşımızda Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı olan bir boğaz coğrafyasında Türkiye'de boğaza hakim olan çok az sayıda biliyorsunuz üniversitemiz var. Şunu da söyleyeyim. Ülkemize tek üniversite boğaz manzaralı ve nitelikli ve nicelikli üniversite kütüphanesine sahip bir üniversiteyiz. Yerleşkemiz var. Bu noktada öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma geliştirme ve toplumsal katkı noktasında, sosyal olanaklar noktasında çok büyük bir çeşitliliğe sahip yerleşkelerimiz var. Evet, 3-4 dakika önce fotoğrafımızı paylaştık Instagram'dan Bonus Hoca etiketiyle. Hemen soru alalım hocam. Şimdi sevgili öğrenciler, yoğun olarak ilginç programımızın faydası. Dil konuşma terapisti ve kontrol otomasyon mühendisliğini soruyorsunuz. Biz bunları niye mutlaka yazın dedik. TÜİK 2023 yılında bir rapor yayınladı. Çok yaklaşık 2 hafta önce falan. 2022 yılında geçen yıl sigorta girişlerine bakarak en çok hızlı iş bulan dil konuşma terapisti var. Kontrol otomasyon mühendisliğine gelince bu mühendislik dalı hem hızlı iş buluyor hem de iş bulduğunda elde ettiği gelir seviyesi, ortalama gelir seviyesi en yüksek 30 bölümün, lisans bölümünün içerisinde. 2 ay gibi bir süreydi hocam değil mi dil konuşma terapisi? Tabii tabii, çok hızlı, 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde biz bunları grafik olarak da verdik. Dedikten sonra hemen ben hocama bir soru sormak tabii istiyorum. Hocam ben bu sene üniversitenizi çok böyle tercih edildiğini gördüm. Sizce buradaki etken ne? Yani bir yıl önceye göre daha fazla tercih ediliyorsunuz. Bu tabii bize de gelen bilgiler, hem istatistik olarak hem de sosyal medyayı iyi kullanıyor gerçekten gençler. Onlarla da bu hafta bir tercih ve tanıtım haftası etkinliği düzenliyoruz. Orada da hem yüz yüze hem internet ortamında bu bilgi sıkça gündeme geliyor. Şöyle tabii devletimizin yaptığı yatırımlar bir yerde karşılığını buluyor diyelim. Artık uzaklar yakın oldu. Çanakkale popüler zaten daha popüler hale geldi. İstanbul yaklaşık 1915 Çanakkale Köprüsü'nden sonra 2 saat 15 dakikalara indi. Bu büyük bir avantaj, evet. Coğrafya avantaj. Onun haricinde İzmir'e yine devlet otoyolları sayesinde çok kısa mesafeler indi. Çanakkale'nin tabii yine yatırımlar kapsamında özellikle gıda, ihtisas, ezine gıda, ihtisas, organize sanayi bölgeleri, bir turizm altyapısı,
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin araştırma geliştirme faaliyetleri yine iyi, gelişmiş bir teknoparkımız var. Türkiye indekslerinde önemli bir noktada olan bir teknoparkımız var. Çok sayıda parametreyi tabii ki iç ve dış dinamikler ve indeksler ölçütünde değerlendirdikten sonra zaten teknolojinin olanaklarıyla da öğrencilerimiz Çanakkale'ye yöneliyorlar, yöneleceklerdir. Teveccühünüz için teşekkür ederim. Bir soru var hocam, hemen oruçam. Üniversitenizin kampüsü Trakya tarafında mı, Anadolu'da mı diyor öğrenci? Bizim merkez ilçemizde, Anadolu yakasında, Boğaz şeyde ifade edersek, Anadolu yakasında Trakya'nın karşısında yer alıyor. İzmir tarafında diyebiliriz, Çanakkale'yi bilenler bilir. Trakya'dan ve İstanbul'dan yoğun öğrenci çekiyorsunuz hocam. Otobanda Bursa, Alur'dan Yalova, Balıkesir, Eskişehir, İzmir. Evet, hadi evet, öğrenci sayısı da fazla. Yaklaşık öğrencimiz şu anda 50 bin. Tabii mezun olanlar oluyor, yeni kayıt olanlar oluyor, yatay geçişler, dikey geçişler, yabancı öğrenciler geliyor. Sürekli dinamik, zaten web sayfamızda dinamik bir web sayfası. Sitemize her kayıt olan ya da kayıt mezun olan öğrencimiz aktif olarak biz üniversite adaylarımızı web sayfamıza, ÇOM editörü sayfamızdan da bu bilgiyi güncel olarak alabilirler. Az önce sayısını belirttiniz aslında ama biz fakültelere tekrar bir değinelim. Hangi fakülteler var? Başta tabii tıp fakültemiz oldukça etkin bir üniversite tıp fakültesi araştırma hastanemize sahip. Şehre dönen yüzümüz. Yine diş hekimliği, aynı şekilde diş hekimliği, ağız sağlığı, diş sağlığı araştırma uygulama merkezimiz sayesinde. Temel fakültelerimiz var, yapı taşlarımız, eğitim fakültesi gibi, fen fakültesi, insan toplum bilimleri fakültesi. Yine üniversitemizin benim de mensubu olduğum mühendislik fakültemiz lokomotif konumunda. Onun haricinde çok etkin TÜBİTAK Yenilikçi Girişimcilik Endeksinde üst sırada olan Deniz Bilimleri Fakültemiz söz konusu. Ziraat Fakültemiz bölgeye bütün dinamikleriyle hizmet ediyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi çok sayıda %100 İngilizce eğitim veren bölüme sahip olan yine bir fakültemiz. BİGA'da İktisadi İdare Bilimler Fakültemiz yine üniversitemizin köklü fakültelerinden. İlahiyat Fakültemiz aynı şekilde söz konusu. 4 yıllık eğitim veren yine yüksek okullarımız var. Çan Uygulama Bilimler ve BİGA Uygulama Bilimler Meslek Yüksek Okulumuz. Yine merkezde Çanakkale Uygulama Bilimler Meslek Yüksek Okulumuz. Çan'da ve BİGA'da yine fakültelerimiz var. Uygulama Bilimler Fakültesi. Hemen hemen tüm alanlarda hukuk, eczacılık ve veterinerlik dışında tüm alanlarda eğitim, öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürüyoruz. Aslında çok sayıda öğrenci olduğunu gördük. Fakülteler fazla, yerleşkeler de farklı lokasyonlarda. O halde aklımıza şu soru geliyor. Tabii barınma ihtiyacı. Yurt imkanlarınız nasıl? Şöyle, Çanakkale gerek merkeze gerekse birçok ilçede, biz geçen hafta sağ olsun Çanakkale İl Spor Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bir yeni kazanacak olan yerleşecek öğrencilerimize yönelik bir projeksiyon yaptık. Çanakkale'de şu anda bir barınma sorunu yok diyebiliriz. Hemen hemen güzel sıfır. Güzel bir şehir hocam. Güzel bir şehir. Gerçekten geçen hafta yine açıklandı biliyorsunuz. Öğrenci memnuniyeti açısından yaşanabilirlik indeksinde 3. sıradayız. 1 Eskişehir, 2 Ankara, 3 Çanakkale. Bu dolayısıyla tercih edilme inşallah olanak kabiliyetlerini de arttıracak. Dolayısıyla yeni bir yine müjde verelim. Kredi Yurtlar Kurumu ile Merkez Terzioğlu yerleşkesinde ihalesi inşallah yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Şu günlerde bilgisini aldım daire başkanımızdan. Zemin iyileştirmeleri yapılıyor. 1500 kişilik devasa bir yurdumuz daha yapılıyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin kaliteli... Mevcut kapasite pardon hocam ne kadar? Artı 1500. Artı 1500. Kapasite yaklaşık. Yurt kapasitesi mi? Evet. 9600 öğrenciye şu an konaklama imkanı verecek yurdumuz söz konusu. Çok mükemmel hocam ya. Tabii. Yani o konuda müthiş. Sayılı kent üniversitelerinden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Süper. Nuri yani soru okuyayım. Alalım. Şimdi Ömer lütfen diye bağırmış. Okuyoruz. Özel eğitim öğretmenliği sistematik olarak düştü. Bu yılda düşer mi? Özel eğitim öğretmenliği sevgili öğrenciler TÜİK'in raporlarında hızlı atanan iş bulan ikinci meslek. Birinci hangisiydi? Dil konuşma terapisti. İkincisi hangisiydi? O zaman eğitim o parayı hızlı kazanana giriyor. Özel eğitim öğretmenliği demek ki hızlı iş buluyor. Matematik mühendisliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yazabilirsiniz. Çocuklar ben biraz da sonu yazılıma giden anlamında bunu söylemek istiyorum. Son bir soru daha. Deprem bölgesinde eşit ağırlıkta tercih aralığını neye göre yapmalıyım? Çocuklar
normal sıralamanın hafif altında alır ikinci yerleştirme. Ya ikinci dediğim genel sıralamayla yerleşemediniz. Tekrardan ek kontenjanla, yani deprem kontenjanına yerleşmek istediğinizde sıralama biraz daha düşük alır. Ona göre tercih yapın diyoruz. Evet. Öğretim modelinde öne çıkan yönlerle devam edelim. Lisans üstünden başlayabiliriz. Tabii pandemiden sonra biz üniversite olarak online eğitimi eğitim hayatımıza soktuk. Herkesin bildiği gibi ve online eğitimin gerçekten niteliklerinin, uygun çıtaların, eğitim modellerinin kullanıldığı zaman verimli olduğunu gördük. Burada o yıllarda pandemi yıllarında yine açıklanan bir araştırma sonucuna göre üniversitemiz Türkiye ikincisi oldu. Öğrenci memnuniyeti bakımından online eğitimde. Bu noktada biz şu anda yüksek lisans ve lisans düzeyinde hibrit eğitim modellerini, yani farklı programlarımızda hem uzaktan eğitim, örneğin şu anda lisans eğitim enstitüsü öğrenci alım ilanını buldu. Birçok programımızda uzaktan eğitim programları, ana bilim dallarında uzaktan eğitim programları öğrenci alacak ve çok yüksek tercih oranları var, başvuru oranları var. Yine ön lisans ve lisansta da genellikle tabii ülkenin ihtiyaçlarına göre, bölgesel gereksinimlere göre daha çok uygulamalı eğitime önem veriyoruz. Biz tabii 2 ay gibi kısa bir süre oldu göreve başlayalı ama çok sayıda kamu kurum, kuruluş, özel sektörle görüştük bu kapsamda. Dolayısıyla onların gereksinimi temel olarak nitelikli eleman ve veya ara eleman ihtiyacı. Biz bunu sağlayacak şekilde işbaşı eğitim, zaten devlet olanaklarımız çok geniş. 7+1 ve 3+1 eğitim modelleriyle 7 dönem, örneğin lisansta sınıf ortamında veya laboratuvar ortamında teorik uygulamalı eğitimlerden sonra 8. dönem son döneminde öğrencimizi sahaya, araziye, sahaya, sanayiye yönlendiriyoruz ve üniversite sanayi işbirliği kapsamında orada istihdam ediliyorlar devamında. Evet, şimdi uygulamalı şekilde söylediniz. Şimdi üniversitenin aslında iş dünyasıyla olan o işbirliği de önemli. Uluslararası fırsatlar da tabii ki bir avantaj. Staj imkanlarından bahsedebiliriz üniversitenin. Tabii tabii. Staj olanakları gerçekten öğrencinin özellikle az önce dediğim gibi teorikte aldığı, evet, okulda aldığı eğitimlerin pratiğe dönmesine doğrudan imkan sağlıyor. Çok çok önemli. Ulusal veya uluslararası staj programlarımız var. Biz öğrencilerimize yeni kazandıkları anda, oryantasyon haftasında bu bilgilendirmeyi kendilerine hedef olarak vermeyi planlayacağız. Okul birim yöneticilerimizle bunları görüştük, planladık. Yine stajın en verimli şekilde yapılacağı, gerçekleştirileceği, somut dönütlerin alınacağı bir eğitim modelini bölüm eğitim planlarına yine dahil etme noktasında okul üst yönetimi olarak karar aldık. Önemli olan bir yerlerde, kaba tabirle söylüyorum, bir naylon staj şeklinde değil, gerçekten öğrencimize sonraki yaşamında katkı sağlayacak bir staj ortamı oluşturmak. Dahası bunu staj yaptığı yerde işverenle birlikte akademik olarak takip etmek. Hocam size bir soru var. Hocam diyor, Ahmet sormuş, Ahmet Koyuncu. Tıp fakültesi için dersliklerle hastaneniz aynı yerde mi diyor? İlginç bir soru. Yoksa şehrin içinde farklı yerlerde mi? Çünkü kampüste farklı deyince. Evet evet. Güzel bir soru. Bizim araştırma hastanemiz tıp fakültesine bağlı tabii faaliyet gösteriyor. İnternlük sürecinde temel tıp eğitiminden sonra öğrencilerimiz orada eğitimlerine devam ediyor, uygulama eğitimlerine. Aynı kampüs içerisindeyiz. Temel bilimler binamız, diğer bir de işte morfoloji binamızın da zaten şu anda inşaatı ek binamızın devam ediyor. Aynı kampüste yürüme mesafesi 5 dakikalık mesafede. Dolayısıyla konforlu bir öğrencilik yaşamı sürdürecekler inşallah. Hocam uzun bir sorusunu cevaplayayım. Tıp alanında akademik olarak ilerlemeyi düşünüyorum. Tıp eğitimini yabancı dilde mi almalıyım? Evet, biz her zaman bütün eğitimlerin yabancı dil olması durumunda daha dünyayı kapsayan bir iş yaptığınızı söyleyebiliyoruz. Anestezinin iş olanaklarından bahseder misiniz? Çocuklar, nüfus artıyor, iklim değişiyor, nüfusun yaş ortalaması artıyor. Sağlıkla ilgili bölüm lütfen yazın. Hemen bir soru daha Nurya. Hocam biyoloji mi, moleküler biyoloji ve genetik mi? Aslında ikisinin çıktığı yol aynı ama diplomaları yalnız bırakmayın çocuklar. Başka diplomalar, başka formasyonlarla, yan dallarla, yüksek lisanslarla birleştirin diyoruz. Evet, Cüneyt Hocam, Astrofizik Araştırma Merkezi ve Gözlem Evi var ayrıca bünyenizde. Tam olarak neler yapılıyor orada? Güzel.
Astrofizik. Astrofizik araştırma merkezimiz yine astronomi uzay bilimleri bölümüyle birlikte Fen Fakültesi'nde eğitim gösteren, gerçekten yıllardır nitelikli işler yapılan iyi bir bölüm. Yine TÜBİTAK'ın girişimcilik indeksinde ilk 5'te olan bölümümüz. Burada neler yapılıyor? Gözlemler yapılıyor. Yıldız gözlemleri, güneş gözlemleri, güneş tutulması gözlemleri. Örneğin Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte Ağustos ayı içinde bir gözlem şenliği yapacağız. İki ayağı var. Birincisi Balıkesir, ikincisi Çanakkale. Tabii Güney Marmara Kalkınma Ajansı bu bölgede, gelişmişlik bölgesine aynı ilde olduğu için hocamlarla birlikte üniversitemiz olarak düzenledik. Daha da önemlisi bir müjde vereyim. Biz tabii Ulupınar gözlem evindeyiz. Devasa teleskoplarımız var. Bunu halka kazandırmak, POI noktası olarak kente kazandırmak, bölgeye kazandırmak noktasında göreve geldiğimizden beri bazı çalışmalar yaptık. Orayı farklı gök bilimleriyle birlikte farklı disiplinlerin bir arada bulunacağı bir bilim merkezine çevireceğiz. Bir projesini hazırladık. Biliyorsunuz imece uydusu var. Onun görüntüsü şeklinde üstten bakıldığı nitelikli bir bilim merkezi çalışmamızda şu anda projelendirildi. Hocam bize bir soru geliyor. Cevabı bence belli ama nedenini açıklayayım bari. Can sormuş. Çanakkale'de istatistik geliyor. Yazmalı mıyım? İş imkanları nedir? Yazsın mı hocam Çanakkale'yi? Çanakkale'yi tabii ki yazsın. Ben şimdi pozitif ayrımcılık yapacağım. Ama istatistik yazması noktasında bu tür bilimler tabii biliyorsunuz birçok meslekte olduğu gibi iki şey öne çıkıyor. Az önce dediğiniz gibi yabancı dil önemli ve iyi bir yazılım bilmesi gerekli. Harikasınız hocam. Müthiş bir cevap oldu bence. Çok teşekkür ederim. Evet Cüneyt hocam, Deniz Bilimleri Fakültesi'nin de bir projesini gördüm. Aslında 5 gün önce de haberlerde gördük. Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi. Bundan da bahsedelim. Bu konu gerçekten çok teşekkür ediyorum. Önemsediğimiz bir konu. Üst yönetim olarak, il bürokrasisi olarak gerçekten bizim üniversite kent işbirliğini veya kente katkı noktasında yürüttüğümüz bir çalışma. Şöyle ki Balıkesir Valiliği'nin bize bir talebi oldu. O ikili çalışma talebi ve gerçekten çok nitelikli bir deniz bilimleri fakültemiz var. Hocasından araştırma imkanlarına kadar bizim gemilerimiz var. Bu gemilerimizi tahsis ettik. İşlemişim ve büyük alanların hayalet ağ denilen terk edilmiş ağlar, deniz dibinde özellikle o habitatı olumsuz anlamda etkileyen canlı ağların bertaraf edilmesi noktasında çok geniş alanları taradık. Biz Mavi Vatan biliyorsunuz bir devlet politikamız var. Mavi Vatan'ın hayalet ağlarından temizlenmesi noktasında önemli çalışmalar yaptık. Ben tüm katkı sağlayan akademisyenlerimize, teknik personelimize çok teşekkür ediyorum. Daha da önemlisi biz artık Edremit Körfezi'ni yavaş yavaş arındırır hale getirdikten sonra artık Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'ne de bu projeyi inşallah taşıyacağız. Evet, 50 bin metrekare büyüklüğünde bir alan toplanmış. Yaklaşık durmadan da genişliyor inşallah. Evet hocam, soru alabiliriz. Var mı sorunuz? Var, olmaz mı? Şimdi öğrenci diyor ki, hocam bilgisayar mühendisliğini piyasada da öğreniyorlar. Yazma diyorlar. Şimdi sevgili öğrenciler, kimden uzak duruyorduk? Mezunu çokçulardan, ataması yokçulardan. Kesin uzak tutarcı. Duruyordu. Kesin tutarcılardan uzak duruyordun. Kesin tutmazcılardan. Bu ülkede ve dünyada bütün ağız birliğiyle bilgisayar, yazılım, gelen meslekler arasında sayılırken sizin rastladığınız kişilerin kalkıp da yazma demesi yanlış kişiye kesin rastladığınızı gösterir. Hocama da bir soru var, onu da hemen soracağım. Havacılık ve elektroniği bölümü istiyorum fakat mühendislik unvanı yokmuş, al sana işte. Çocuklar, şimdi o gün hocam çocuğun biri yazmış, hocam iyi ki varsınız diyor programımız için. Bu el alem bize onu yazma bunu yazma diyor, üniversite okutmayacak diyor. Şimdi böyle piyasada bir kirlilik var. Çocuklar, havacılık, elektrik ve elektroniği en çok gelir getiren 30 lisans programının içinde sayılırken siz yanlış kişiye rastlamışsınız. Hemen evet. Hocama yöneliyorum. Hocam olmadı. Çanakkale'de hemşerilik geliyor. Yazmalı mıyım diyor. Yine aynı benzer bir soru. Mercan sormuş bunu da. Hemşirelik bizim şu anda güzel bir soru. Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi'nde %40'ı erkek
hemşire adaylarımızın diyelim, öğrencilerimizin gittikçe popüler bir konu. Tabii kendini yine geliştirmeye bağlı hocam. Aslında sağlığın özellikle pandemi sonrasında sağlık, gıda ve turizm biliyorsunuz şu alan. Dolayısıyla sağlık eskimeyen bir meslek. Tabii artık işin içine yapay zekalar girdi vesaire, diğer teknolojik unsurlar var ama sağlık olmazsa olmaz. Bence kesinlikle istihdam alanı artarak devam edecek bir alan, bir dal. Tabii kişisel gelişimle birlikte. Hocam ebelik ve hemşirelik TÜİK'in raporlarında yine hızlı bulan iş alanlarından. Yani onun için buna dikkat edin. Hemen şurada, evet, bir kritik. Süremiz azalmadan hemen bir soru sormak istiyorum Cüneyt hocama. Hocam, şunu bir cevap vereyim hemen. Hocam makine mühendisi mi, anestezi mi? Hangisini istiyorsan. Onu ısrarlısın. Buyur. Evet, şimdi deprem bölgesinde de faaliyetlerinizi görüyoruz Cüneyt hocam. Akademik anlamda sizin de ayrıca çalışmalarınız var mı? Çünkü jeodezi, değil mi? Doğru söylüyorum. Jeodezi, yani harita mühendisliği sanıyorum. Bilimsel olarak orada çalışmalarınız var mı ayrıca? Biz tabii ben köken olarak Yıldız Teknik Üniversitesi çıkışlıyım. Lisans, yüksek lisans ve doktoramı orada, bir süre orada hocalık da yaptım. Sonra tabii kutsal topraklar, aile baskısı, Çanakkale'ye döndük ama doğal afet çok özel bir konu, spesifik bir konu. Gerek doktoramda gerekse sonrasında çok sayıda doğal afet çalıştım. Hala öğrencilerimle, yüksek lisans öğrencilerimle çalıştık. Depremlerin önceden kesilmesi projesi. Yine birçok heyelan projesinde insan savar aracıyla model ürettik. Sel baskınlarına karşı birçok şey yaptık. Son dönemde biliyorsunuz Çanakkale'de orman yangınları çıktı. Yine bir yüksek lisans öğrencimle birlikte seri bir şekilde birkaç saat içerisinde uydu teknolojisine uzaktan algılamaya bağlı olarak etki alanını, genişleme alanını, daha da önemlisi oradaki bitki örtüsünün zarar görme alanını hızlı bir şekilde modellendik. Tabii ben 99 mezunum lisanstan. Meslekte artık ilerleyen senelere yavaş yavaş yaklaştık ama teknoloji değişiyor. Akademik kariyer yapan ya da mesleki kariyerine devam etmekte olan herkes şunu tavsiye ediyorum. Yeni teknolojiye bir şekilde adapte olsunlar. Biliyorsunuz dünya sitesinde de kendinizi yenemediğiniz sürece 5 senede bir %25 yarılanıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Maalesef hocam yok. Hocam bunu canlı yayında cevaplasaydınız keşke. Evet, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni tanıdık. Rektörümüz Ramazan Cüneyt Erenoğlu anlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili adaylar, yarın hocam 20-25 dakika boyunca sorularınızı cevaplayacağız. Değil mi? Evet sevgili adaylar, aklınızdaki tüm soruların cevabı burada. Bizler buradayız. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.